görüşüldü. Başkan Vekili Güldan Mumcu'nun yönettiği genel kurulda Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Atatürk'ün vasiyetine uygun kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan önergenin sahibi olarak söz alan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Atatürk'ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği'nin bizzat Başbakanlık tarafından tahrip edildiğini söyledi. Atatürk Orman Çiftliği 5 Mayıs 1925 tarihinde Ankara'da önce 20 bin dekar, sonra yeni araziler satın alınmasıyla 55.470 dekarlık arazi üzerine Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulur. Çiftliğin kuruluş amaçları hububat cinslerinin ıslahı için İç Anadolu bölgesi koşullarına uygun yeni türlerin araştırılması, hayvancılığın geliştirilmesi, elde edilen tarım ürünlerinin işlenmesi, bilimsel yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılması, makineli tarıma geçiş ve Ankara halkının gezeceği, eğleneceği sosyal kültürel alanların oluşturulmasıdır. Fotoğraflarla son 5 ay içinde Atatürk Orman Çiftliği'nde yaşanan değişimi gözler önüne seren Levent Gök, Atatürk'ün mirasına sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Şu gördüğünüz fotoğraf Nisan ayında çekilmiştir. İşaret ettiği yerde hiçbir yapılaşma ve yapılan herhangi bir tasarruf bulunmamaktadır. Ama tam 5 ay sonra gördüğünüz gibi şu alanda Başbakanlık Sarayı'nın inşaatının temelleri yükselmiştir. Dışarıda tecavüz. Geçtiğimiz günlerde çektiğimiz fotoğraflarla da görüyorsunuz Atatürk Orman Çiftliği'nin tam kalbinde Başbakanlık Sarayı yapılmaktadır. Bu lanet yer olsun. Seçilirken Atatürk Sıkta. Orman Çiftliği niçin seçilmiştir? Görüldüğü gibi Atatürk'ün mirası bizzat Başbakanlık tarafından ve ciddi oranda tahrip ve yağma edilmektedir. BDP Grup Başkan Vekili Asip Kaplan ise çok iyi hedef aldı. Sit alanı ilan edildikten sonra sit Toki'nin transit alan. Toki hakikaten Toki İmparatorluğu ayrı bir olay. Ama sit denince Toki için transit anlamına geliyor. Ne sınır tanıyor, ne imar tanıyor, ne vasiyet tanıyor, ne hazine tanıyor, ne planlama tanıyor. Toki bol dizer gibi girdi yere ne her şeyi yapıyor. Yani mimar mühendis odaları bu konuda duyarlılık çağrısı yapmış, imza kampanyalar açmış. Diğer kurumlar dava açmış. Tema ağaçlarla ilgili bir sürü çalışma yapmış. Ve köylü milletin efendisidir. Sözü döne dolaşa Toki Cumhuriyeti, Toki milletin patronudur. Sözüyle. Bir de PKK'lı diyorlar. Başlamış. Burada bu kadar şey yapıldıktan sonra başbakanla bir küçük beyaz saray yapacakmış. Yapabilir. Ankara'ya da bir soralım mı? Halka bir soralım mı? Burada yaşayan insanlara. O sorulmaz. Yok. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, Atatürk'ün vasiyetleriyle, emanetleriyle ilgili sürekli çalışacak bir komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulabileceğini söyledi. Ancak salondaki ilgisizliği fark eden Şandır sitemde bulundu. Ne yazık ki izlediğim kadarıyla kırmızı koltuklara ve dinlemeyen insanlara konuşuyoruz maalesef. Kime şikayet edeceğiz? Biz izleyen vatandaşlarımıza buradan meclisten de manzaralar sunayım. Böylelikle çok önem verdiğimiz, değer verdiğimiz bir konuda. Sen AKP'ye saca ya oğlan. Kırmızı koltukların duymayan, kulaklarına, görmeyen gözlerine konuşuyoruz. Sen git Bahçeli'nin gözüne kulağına konuş. Emanetine zannediyorum yalnız bu iktidar değil, birçok iktidar ihanet etmiştir. Amaç dışı kullanım siz anlamında de destek oldunuz. Çok sayıda ağaç kestiniz. Söylenildiğine göre 2503 bin adet ağaç kesildiği söyleniyor. Yazık değerli arkadaşlar. Ormanda, sen gazoz mu içiyordun o arada orada? Yani Ankara'nın başkentinde yeşile hasret, sarının mahkumu olmuş Ankaralılar olarak yeşili kesmek, ağacı kesmek bence hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Kabul edebilmemiz mümkün değil. Yapılan görüşmelerin ardından CHP'nin önerisi AKP oy çokluğuyla kabul edilmedi. Bu haberle